Efendim merhaba, yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Bu haftanın ilk detay programıyla birlikteyiz. Evet, tabii bugün Cumhuriyet Meclisi'nde hükümet programı tartışması var. Muhalefet söz alıyor ve herkes kendi ilgilendiği branşa göre eleştirilerini getiriyor. Özellikle muhalefet partileri, Ulusal Birlik Partisi şu an yoğun olarak daha çok girmeden önce baktığımda UHP'li milletvekillerinin eleştirileri vardı. Tabii bunlar olacak. Sonrasında hükümet programının okunmasıyla birlikte zaten asıl konu bütçe gündeme gelecek. Gündeme geldiği zaman bütçe, bu benzer konuşmaları tekrar tekrar yapacağız tabii. Bunları haber bültenlerinde sizlere aktaracağız. Biz de şimdi hepimizin toplum olarak yeni hükümet artık icraatları da başladı. Zaten başlaması gerekir. Neler olması gerektiği, neler yapılması gerektiği konusunda programlarımızı gerçekleştirmeye başlayacağız. Sayın Afet Özcafer bizlerle birlikte, Demokrat Parti'nin genel sekreteri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, tabii şimdi dört partili hükümet olunca dört partinin de yani geniş bir şeyimiz oldu. Yelpazemiz oldu hükümet, evet, anlamında. O yüzden hükümetin tabii ki atacağı her adımlar dolayısıyla dört partiyi de bağlıyor olacak. Sohbet edeceğimiz konu o yüzden çok çeşitli olmuş oluyor. Ama önce dilerseniz hükümet programı, size girmeden önce herhalde bakmışsınızdır biraz eleştirilere. Nasıl buldunuz? Oradan başlayalım. Öncelikle 7 Ocak seçimlerinden sonra ortaya iki hükümet kurma şekli çıkmıştı. Biliyorsunuz bir dörtlü, bir de üçlü koalisyon şekliydi bu hükümet kurma. Dörtlüden yana Demokrat Parti kararını verdikten sonra tabii ki eleştiriler de olmuştur. Daha çok Ulusal Birlik Partisi tarafından. Burada sorulması gereken soru şudur aslında. %36 ile birinci gelen Ulusal Birlik Partisi elbette. Fakat neden diğer siyasi partiler Ulusal Birlik Partisi ile hükümet kurmak istemedi? İşte biraz önce de izliyoruz mecliste bugün hükümet programı okunurken Sayın Hüseyin Özgürgün diyor ki kinle nefretle kurulan bir dörtlü koalisyon. Ben buna katılmıyorum. Neden derseniz hükümet kurmak, hükümet ciddiyet ister. Böyle basit, ilkel duygularla kurulacak bir hükümet değildir. Bir kere bu söylem çok yanlış ve çirkin açıkçası. Hükümet ederken Demokrat Parti, Ulusal Birlik Partisi öncelikle bir hükümet programı vardır. Türkiye ile birlikte yapılan bir anlaşma vardır. Orada hükümet ortağı olarak ne kadar riayet edilmiştir veya hükümet ortağı olarak ne kadar ortağına değer verip de birlikte hareket edilmiştir. Onlara bakması gerekir Sayın Genel Başkan'ın. Biz buna dikkat ederek kararlarımızı verdik Demokrat Partililer olarak. Yoksa Ulusal Birlik Parti'nin tabanıyla ya da geçmiş hükümette hiç icraat yapılmadı, doğru icraatlar yapılmadı diye de bir ifademiz olmadı asla. Özellikle sağlık konusunda, sosyal sigortalarda, Maliye Bakanı ile birlikte çok güzel çalışmalar yapıldı. Diğer bakanlıklarda da hep söylüyoruz, bu bir bayrak yarışıdır. Yapılan, kurulan hükümetlerde yapılan icraatlar ilgili bakanlıklar tarafından maalesef hem halka anlatılamıyor, gösterilemiyor. Bu başarının ortaya konmasında sorunlar olabiliyor. Neden? İşte o nedenlerin içerisindedir bu hükümet kuruluşu. Halkın bir beklentisi vardır, bir hassasiyeti vardır. Elbette ki icraatlar yapılırken de hukukun üstünlüğü, adalet, şeffaflık, bunlar çok önemlidir. Bunlara aykırı riayet ederseniz halkın da tepkisi oluşur ve ilgili bakanlıklarda yapılan doğru icraatlar da görünmez hale gelir. Dolayısıyla bu dörtlü koalisyonda bizim murad ettiğimiz halkın beklentisi yönünde ve halkın hassasiyeti yönünde şimdiye kadar yapılmamış, yapılması beklenen, oy birliğiyle geçmesi beklenen yasaların gündeme getirilmesi ve hep söylüyoruz işte bu dönem bu yasa geçecek.
Başka bir hükümet kurulur, yine o beklenti içeren yasaların gündeme gelmesini bekliyoruz. Yine geçmiyor. Peki neden ama geçmiyor? Mesela kamu reformunu düşünün. Şu anda da hükümet programında olan, vatandaşın dilinde de müşavirlik diye bahsedilen. Şimdi yıllar içerisinde birçok arkadaşımız popülist yaklaşımlarla göreve alınıyor. Daha sonra hükümet gittikten sonra o insanlarımız genç yaşta erken emekli olabiliyor, müşavir olabiliyor. Halkın buna tepkisi var. Çünkü genç yaşta tam da verimli olacağı bir çağda, ülkesine hizmet edeceği yerde evine gidip oturması ve boşu boşuna maaş alması durumu ne demek? Şimdi bu gündeme gelirken bu durumda olan ve bu görevi göreve çağrılacak olan veya tekrar müşavir durumuna düşmemesi adına yapılacak olan çalışmalarda da o konumdaki kişiler rahatsız olabiliyor. Yani burada kimseyi memnun edemezsiniz açıkçası. Doğrusu neyse onu yapmak durumundasınız. Bu her konu için geçerli aslında. Yani bu bir örnek, verdiğimiz bir örnek. Bugün hükümette biziz, dokunmayalım çünkü bizim partilimiz buna tepki gösterecek. Söylemleriyle, yaklaşımıyla hareket edersek bu böyle geldi, böyle gider. Benim tabii ki beklentim, hepimizin beklentisi uzlaşı kültürüyle birlikte toplumun hassasiyetlerini ön plana çıkaracak hareketler içerisinde olmasıdır bu dörtlü koalisyonun. Yoksa başka bir amaç yoktur. Ne bir partiye ne diğer partiye kesinlikle tavır alma gibi bir olay da değildir. Çünkü herkes seçimlerde kendi tabanına veya genelde halka bir söz verir. O seçime giderken yapacağı işlerle ilgili vermiş olduğu sözleri de tutması adına bu fırsatı dörtlü koalisyonda daha çok yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, tabii zaten öncelik start alanı müşavirlik oluyor anlaşılan. Çünkü hemen bir yasa yapılacak. Sonrasında adım atılıp kamu reformuyla bu... Yasalar zaten hazır Aytu. Evet. Yani bir kamu yasa değişikliği da yapılacak zannederim bu. Önemli olan siyasi irade. İşte onu söylüyorum. Hep her hükümet döneminde ortaya atılan, söylenen, yapılması gerekir denip yapacağız deyip de yapamadıklarımızdır esas olan. Bekleyip görmemiz gerekiyor. Şimdiden eleştirmek ne kadar doğrudur? Fırsat vermek gerekiyor. Daha hükümet programı da bugün açıklanıyor biliyorsunuz. Tabii eleştirilere baktım. Örneğin yapılanlardan biri de işte siz bir sürü sözler verdiniz. Yani her parti için farklı farklı. Tabii her partinin farklı manifestosu vardı. Kimi 10. maddeden bahsetti mesela. Kimi ne bileyim sendikaların özelde sendikalaşmaları falan. Hükümet programında tabii bunların anlaşılamayan belli ki konularda hükümet programına giren noktaları olmadı bunların. Bunun üzerine işte halka sözler verdiğiniz farklı farklı sözler ama hiçbirini şimdi yapmayacağınızı söylüyorsunuz hükümet programında. Bu eleştiriye nasıl yaklaşırsınız? Şimdi farklı dört manifesto var ama ortak noktada buluşmak önemlidir. Halkın hassasiyeti dediğimiz işte bu müşavirlik konusu vardır. Kamu reform yasasının yani genelde geçmesi. Ama her şeyden önemlisi de artık e-devlete geçiş başlamıştır. Bunun tamamına erdirilmesi gerekmektedir. Ve birçok konuda da ortak düşünceler, görüşler vardır. O ortak düşüncelerden hareketle başlamak gerekir diye düşünüldü. Yoksa herhangi bir siyasi partinin kendi manifestosunda, diğer manifestoda yazmayan ama kendi kararlı olduğu konularda da çalışma yapmayacak diye bir olay yok. Ama önemli olan bu dört siyasi partinin manifestosunda olup ortak noktada buluştukları konular ön plana gelmesi gerekirdi ve öyle de yapıldı. Biliyorsun Maliye daha önce de Demokrat Parti'deydi. Orada bütçe disiplini önemli diye bir harekete geçildi. Bu bütçe disiplini sağlandı. Bütçe disiplini sağlandıktan sonra kamu maliyesinin en önemli unsurlarından birisi bütçe disiplinini sağlamak. Diğer ikinci unsuru da artık iç borçlarımıza yönelik
ödemelerin ön plana alınmasıdır. O konuda ciddi adımlar atılacak diye çalışmalar vardır. Daha sonra biliyorsun Turizm Bakanlığı yine bizdeydi. Şu anda yine Turizm Bakanlığı bizde. Turizm Bakanlığı'nda da geçmiş yıllardan diğer bakan arkadaşların da yapmış olduğu çalışmaların devamı getirilmiştir. Ciddi anlamda gelirler de artırılmıştır. O konuda da artık onun devamı getirilecek. Diğer bakanlıkları da alan arkadaşlar kendi manifestolarında da olan şeyler üzerinde çalışmayı yapacak. Bana göre burada bu birlik beraberliği götürebilmek adına ve halkın beklentilerini karşılamak adına çok dirayetli durmaları, birbirlerine saygı çerçevesinde birbirlerini haberdar ederek, iletişim kurarak, sağlayarak bence bu dörtlü koalisyon çok güzel icraatlara imza atacaktır. Yusuf Yıldız diyor ki, Sayın Genel Sekreter'i devamlı çıktığı programları da izliyorum. Gerçekten doğruları, hakikatleri dile getiriyor. Halkı birleştirici, bütünleştirici mesajlarından dolayı kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle okudum. Erken çok okumuyorum mesajları ama benim de gündem konularımdan biri. Çünkü bugün yine mecliste konuşulan bu 22 Ocak olayları ve hala süren yansımaları, toplumun bir şekilde ayrışmış bir noktaya doğru itilmeye çalışılması. Herhalde kanaatimce her şeyden çok dörtlü koalisyonun o toplumsal birliği, bütünlüğü sağlama noktasında adımlar atması herhalde gerekecek. Çünkü bir taraftan da sürekli olarak kaşınan bir yara var. Sadece dörtlü koalisyonda yer alan dört siyasi partinin görevi değildir. Bu birlik, beraberliği ve ülke içerisindeki barışı sağlayabilmek, bu anlayışı, bu hoşgörüyü sağlayabilmek tüm siyasi partilerin en büyük görevidir. Hatta tutun Cumhurbaşkanı'ndan mecliste çalışan görevlilere kadar, güvenliğe kadar hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Çünkü bizim ülkemizde alışmadığımız şiddet olayları, daha önce de yaşandığı mecliste bu olaylar biliyorsunuz, onları da hiçbir zaman hoşgörüyle karşılamadık. Bunlara hepimizin dikkat etmesi gerekir. Özellikle de ama siyasi partilerin genel başkanları birleştirici olmalıdır, hoşgörülü olmalıdır. Birbirimizi düşman gibi görmek hiçbirimizin faydasına olmaz. Çünkü açık ve nettir. Bu ülkede bu kaosu yaratmaya çalışan kurumlar, kişiler diyelim, bir şeyler oluyor, bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Esas olan bizim bunu görüp bunlara uymamamız, bunların yaşatılmasına fırsat vermememiz gerektiğinin farkında olmamız. Evet. Tabii çok önemli projeler var. Farklı farklı bakanlıkların uhdesinde olan konular var. Ama yine hükümet programıyla ilgili konuşuyoruz. Örneğin yine biz programa girerken bunun üzerinde yoğun eleştiri olduğunu gördüm. Türkiye'den kablolu elektrik gelmesi konusuyla ilgili olarak başlayan bir proje vardı geçmiş hükümet döneminde. Onun hükümet programında yer almaması da farklı bir şekilde nokta atışı olarak hani üzerinde ilişkiler noktasında hem bu konu bu başlayan projelerin devamı bir de Türkiye ile ilişkiler konusunda hani o da bir takım noktalar tarafından ısrarla şey, hükümetin Türkiye ile ilişkiler konusunda sıkıntı yaratabileceğine yönelik bir dedikodu belki de yayarak bir suyu bulandırma mı diyeyim artık. Böyle de bir şey var. Yani bir politik malzeme yani noktasına aynen, getiriliyor aynen bu. Aynen yaklaşımlar bu yönde. Hem halkın içerisinde bir ayrıştırma, hem hükümet Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında sorunlar yaratmaya yönelik sanki demeyelim de böyle gizli eller bir şeyler karıştırıyor gibi bir durum var. Aynen de söylediğimiz biraz önce oydu. Buna fırsat vermemek adına elimizden geleni yapmak durumundayız. Çünkü bu ülkede çok kültürlülük. Aslında bizim kaynaklarımız mutlu olma kaynağımız olmalıdır. Birbirimizi ayrıştırma yönünde değil. Bakın İngiltere'de Brexit olayı yaşanmıştır. Yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma durumu. Hı hı. Ve orada tam da o olaylar yaşandığı zaman orada tatildeydim İngiltere'de.
insanlar İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını aslında ne ekonomik anlamda düşündü, getirisini götürüsünü, ne de farklı konularda. Sadece düşündükleri şuydu: yabancıların ülkelerine gelip onların sosyal, ekonomik anlamda hayat standartlarını bozduğunun düşüncesiydi konuştuğumuz zaman. Demek ki hükümetler ilgili yasaları çıkarıp o ülkede tüm bu kültürel farklılıklara sahip olan başka ülkelerden gelen insanları bir çatı altında yönetebilme sanatını becerebilmelidirler. Eğer bunu beceremezlerse, o zaman o ülke içerisindeki insanlar da kendini o ülkede ayrıştırılmış, farklılaştırılmış görüp, diğer taraftan da kendilerine bu telkinler yapıldığı zaman bunlara kulak verip bir şekilde isyanları oynayabiliyorlar. Esas olan işte bu yönetim sanatıdır. Bunu yapabilmemiz gereklidir. Bunu da nasıl yapacağız? Bu ülkenin yasaları vardır, kuralları vardır. Önce siyasiler uygulayacak bu yasaları, kuralları, şeffaf olacaklar, adil olacaklar, demokratik olacaklar ki halka da bunu yansıtabilelim. Ülkemizin içerisinde bu kültür farklılığını daha da zenginleştirip bundan faydalanabilelim. Yoksa daha da bunu farklı farklı olaylara çekip de kendi ülkemizde bunu sorun haline çevirmeyelim. Ama artık bir şekilde de bu toplumsal olayların önüne geçebilme adına belki bilmiyorum polisiye tedbirler, cezai müdahaleler, yani bu gene sürekli karşımıza çıkan istemediğimiz olaylar. Mesela çok basit işte hep toplumu derinden yaralayan 3 kişinin ölümü örneğin, ama sonrasındaki hani o toplumsal patlamanın yarattığı, bir anda öğrencilerin geride kaldığı, başka türlü noktalara işin itildiğini hep beraber yaşadığımız o süreçler. Yani bugün yaşadığımız başka olaylar, bir önce yaşadığımız daha farklı olaylar, ama sonuçta bir artan şey var, toplumsal öfke var. Bunun yönetimi konusunu da herhalde biraz ele alıp, yani neler yapılması gerektiği bana üzerine kafa yormak lazım. Bana göre her şeyin başı denetimdir. İşte üniversitelerden, öğrencilerden bahsediyoruz şimdi. Peki biz yeteri kadar üniversitelerimizi denetliyor muyuz? Yani biraz önce çok kültürlülükten bahsettik. Bu nereden olur? İşte turistlerin gelmesinden buraya iş gücü olarak çalışmak için gelen kişiler, öğrenci olarak gelen kişiler. Biz devlet olarak ne kadar denetliyoruz çalışanı, öğrenci, üniversiteleri? Yani bunu sadece kendi emniyet gücümüzden beklemek de doğru değildir. Çünkü yetersiz olduğunu da biliyoruz. Kamunun ne kadar şişirilmiş olduğunu, işte her yıl içerisinde ne kadar istihdam yapabildiğimizi de görebiliyoruz. Çünkü kamu maliyesi için de çok önemli. Denk bütçe sağlamaya çalışıyoruz, gelirlerimizi artırmaya çalışıyoruz. Bütün bunları, bu söylediklerimizi hep birlikte yapabilmek durumundayız. Düşünün, bu ülkede 10 tane bakanlık var, başbakan var, cumhurbaşkanı var. Birlik beraberlik içerisinde, uyum içerisinde çalışırsak eğer, eğitim bakanı olsun, turizm bakanı olsun, bunu birlikte hareket ederek bu sorunları görebiliyorsak, bunu başarmamamız için bir neden yok. Çünkü eğitimde, özellikle de son günlerde yaşadıklarımız, tamamıyla üniversitelerin yurt dışından getirmiş olduğu öğrencilerin okula dahi gitmeden bu ülke içerisinde ne yaptıklarını bilemediğimiz öğrenciler var maalesef. Hı hı. Bu da denetimsizlikten yaşadığımız sorunlardır diye düşünüyorum ben. Her şeyden önce bir ülkenin ekonomisi ne kadar şeffaf, ne kadar adil olursa bizim de halkımıza verebileceğimiz hizmet doğrultusunda adaletli, verimli, şeffaf bir şekilde yola çıkılırsa yavaş yavaş bunların üstesinden gelebiliriz. Çünkü küçük bir adada yaşıyoruz. Bunları yapabilmek hiç de zor değildir bana göre. Çünkü 300 bine yakın bir nüfusumuz var burada Aytu. Yani suç oranında dahi bu kadar sorunlar olması bizim en büyük ayıbımız olur. Çünkü burada bir komşunun diğer komşudan haberi vardır. Büyük ülkeler gibi değiliz.
takip edebiliriz. Kontrol açısından da kolay olması gerekiyor. Şimdi ama nedense bir türlü bunu başaramadık. Eğer el birliğiyle birbirimize eleştiri yapacağımız yerde destek olup birlikte hareket edersek bunun üstesinden gelemeyiz diye bir şey yok. Bırakalım artık birbirimizi sürekli eleştirmeyi de takip edelim verilen sözleri. O verilen sözlerin arkasından biz de gidelim, ısrarla doğruları isteyelim, yapılması gerekenlerin arkasında duralım. Hem medya olarak hem bakın ben genel sekreter olarak sürekli söylüyorum. Diğer siyasi partilerin genel sekreterleri de tüm bakanlıkların ilgili çalışmalarının takipçisi olalım diyorum. Birlikte oturalım, toplantılar yapalım ve halkı da bu konuda bilgilendirelim. Bu hükümetin uzun vadeli, uzun süreli olması gerekiyor. Aksi takdirde daha da kötü günler görebiliriz diye düşünüyorum ben. Tabii o işte ortaya konan vizyonun ne derece yerine geldiğini denetleyici bir pozisyonda olup biraz da aslında iteleme belki koordineli bir şekilde gerekirse, evet bunun sıkı takipçisi olup uyarmak gerekiyor, birlikte çalışmak gerekiyor. Hep böyle negatif düşüncelerle ne kadar uzun ömrü vardır, işte 2 ay sonra biter, 3 ay sonra biter söylemlerini bir kenara bırakıp hep birlikte neyi yapabileceğimize bakalım ve bunun takipçisi olalım diyorum. Şimdi hükümet oluşumunda da sonrasında hazırlanan hükümet programında da ki bu Ulusal Birlik Partisi Başkanı'nın da eleştiri noktalarından biriydi. Kıbrıs sorunu belki de ilk kez hükümet programında yok denecek kadar az bir noktada. Tabii şimdi farklı hassasiyetleri var 4 partinin Kıbrıs konusuyla ilgili olarak ve bunun mutlaka düzgün bir şekilde yazılımı bilmiyorum nasıl olurdu ama çok fazla girilmemesi tercih edildi ama süreç ilerliyor. Bakın işte Türkiye son noktada gerekli adımları, karşılığı veririz diyor Akdeniz'deki sıcak hava için. Ve bu süreç Rum liderin örneğin yeni döneme ilişkin davet yapması bekleniyor. Olacak da bunlar muhtemelen ilerleyen birkaç hafta içerisinde. Daveti yaparken de ama kırmızı çizgilerini koyuyor. Tamam, şimdi hükümetin tutumu bu konuda nasıl ilerleyecek? Bu bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağı da şimdiden tartışılmaya başlandı. İşte Özersay Dışişleri Bakanı olarak bir açıklama yaptı. Hükümetin hani kendini solda gören diyeyim ben kesmi çok beğenmedi bu açıklamayı. Fazla Tahsin Ertuğrul'u vari buldu örneğin. Bilmiyorum. Bu tarafı da tatmin etmiştir muhtemelen ama bu bir sıkıntı yaratmaz mı ilerlerken bu süreç? Şimdi 4 siyasi parti, 2 siyasi parti de muhalefette. Ortak noktamız ne? Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak hem kendimizin istediği hem de uluslararası bize verilen hak. Eşit egemenlik ve siyasi eşitlik. Eğer biz bu temelde hareket edersek, Rum tarafının söylemiş olduğu işte dönüşümlü başkanlık vermek istemiyor, bizi eşit görmek istemiyor. Peki eğer bu doğrultuda hareket etmeyecekse hangi siyasi parti bunu kabul edebilir diye düşünüyorum. Şimdi seçim zamanları elbette ki siz kendi tabanınıza hitap etmek adına bazı söylemlerde bulunabilirsiniz. Fakat biraz önce de söyledik, devletler kendi ülkelerinde yapmış oldukları yasalarla, anayasasıyla yönetilir. Kıbrıs müzakereleri de belli başlı başlıklar altında yönetilir. Bu yönetimin içerisinde de dediğimiz gibi eşit egemenlik, siyasi eşitlikten bahsedersek o temelde hareket etmeleri gerekmektedir herkesin. Çok sağda solda diğer siyasi partilerin konuşmaları pek de yurt dışına gidildiği zaman, müzakerelerde oturulduğu zaman dikkate alınmadığını hepimiz görüyoruz. Ortak noktamızın siyasi eşitlik ve eşit egemenlik olması gerektiğine inanıyorum ben. Eğer o doğrultuda hareket edersek tartışmamıza hiç gerek yoktur. Kendi haklarımızı,
biz götürüp de kendi elimizle teslim edecek değiliz. Bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı zaten kabul etmez. Çünkü neticede bir anlaşma olacaksa referanduma gidilecek. Peki 2004'te referandum oldu. O dönemde benim bildiğim birçok milliyetçi kesim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin yaşatılması adına adım atmış ve hala daha ısrarla o söylemde olan kişilerin dahi gidip o referandumda, Annan planında evet dediğini biliyoruz. Neydi bunun esas sebebi? Biraz önce de söyledik. Bir ülkede o halkın mutlu siyasete ve siyasetçiye, bu kurumlara olan güveni her şeyden önemlidir. Bunu da ancak kendi yasalarımızı doğru uygulayarak, özellikle de mali konularda, ekonomik konularda demokrasiyi, adaleti, şeffaflığı, verimliliği yakalarsak zaten insanlarımızın farklı düşünebileceğini sanmıyorum ben. Bu ülkede eğer yeteri kadar adaleti sağlayamamışsak, yeteri kadar insanlarımıza o siyasilere veya devlete olan güveni sağlayamamışsak, bizim önceliğimiz bunu düzeltmektir. Zaten bu dörtlü koalisyondaki esas amaç da budur. Peki insanlar sorabilir, Demokrat Parti birçok kez hükümetlerde görev almıştır. Cumhuriyetçi Türk Partisi de aynen öyle. Ulusal Birlik Partisi ana muhalefette ama birçok kez hükümette en fazla yer almış siyasi parti olarak bu yanlışlarda sizin de payınız yok mu? Elbette ki vardır. İşte bunlardan ders çıkarıp bu dörtlü koalisyonda o genel başkanların artık geçmişte yapılan yanlışlar neydi? Bizim bu yanlışları tekrar gündeme getirmememiz gerekiyor. Çok dikkatli adımlar atmamız gerekiyor. Noktasında hemfikirseler Kıbrıs müzakerelerinde de halkı da arkalarına alıp en doğru kararı vereceklerine inanıyorum ben. Bu son yaşanan olaylar biraz endişelendirdi değil mi sizi? Bu Akdeniz'deki çıkışlar, Türkiye'nin de şimdi ortaya koyduğu Türkiye tepki. Bizim en büyük destekçimiz ve Türkiye bu teröristlerle çatışmasını 30 yıldan fazladır yapıyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1974'te barış harekatı oldu. Bu harekatı bir düşünelim, 2-3 aylık bir dönemi Türkiye 30-40 senedir yaşıyor. Ve maalesef Türkiye'nin ilerlemesinden rahatsız olan, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünden rahatsız olan dış güçler sürekli Türkiye'nin başına bu sorunları getirebiliyor. Allah Türkiye'nin, Mehmetçiğin yardımcısı olsun. Her geçen gün şehitleri duyuyoruz, üzülüyoruz. Birlik, beraberlik, Türkiye ile birlikte çalışmak bizim en önemli konularımızdan birisidir. Dolayısıyla Türkiye'nin güçlü olması bizim de güçlü olmamız demektir. Türkiye bu kadar sorun yaşarken dışta ve içte, çünkü içine kadar girmiştir sorunlar artık Türkiye'nin. Bir yandan da bir eliyle Kıbrıs'a gereken desteği vermek adına da tüm çabaları, girişimleri yapıyor. Ondan dolayı ben diyorum ki bizim kendi iç ödevimizi yapmamız çok önemlidir. Çünkü Kıbrıs müzakereleriyle ilgili Türkiye'nin desteği ve gücü bizim için çok önemlidir. Bu yüzden biz kendi içimizdeki sorunlarımıza bakalım. Eğer kendi içimizdeki ekonomik gelişmeyi de bu dediğim gibi devlete olan, siyasete olan güveni de yaratabilirsek, Türkiye ile birlikte müzakerelerde de elimiz daha güçlü olur diye düşünüyorum. Bir bütçe sorunumuz var şu anda. Daha başlayamadık çünkü bu prosedürler tebitsin. Sorun yok aslında. Çünkü bütçe hazırdır. Yani geçmiş hükümetten hazırlanan bir bütçe var ortada. Dolayısıyla bunu bir erken seçime giderken bütçenin geçmesi gerektiğini hep söyledik ama olmadı maalesef. Dolayısıyla bunu değiştirmenin de bir zaman açısından süreç alacağını düşündüğümüz için sadece bazı kurumlarda değişiklikler oldu biliyorsunuz, bakanlıklara aktarılan. Onlar üzerinde bir iki haftalık çalışma oldu maliyede. Şimdi bütçe hazır.
O bütçe gelirlerin de artırılmasından dolayı hem sağlıkta hem yerel yönetimlerde de güçlü bir bütçe. O bütçe artık Nisan'ın içerisinde ancak geçecek. Çünkü biliyorsunuz bakanlar kuruluna gidecek. Hemen hükümet güven oyunu aldıktan sonra ve tekrar parlamentoya, önce komitelere sonra da genel kurulda görüşmeye açılacak. Orada fazla tartışılacak bir şey yok. Çünkü zaten geçmiş hükümetle birlikte istişare edilip yapılmış bir bütçe. Orada da ilginç olacak. Çünkü bütçeyi örneğin Ulusal Birlik Partisi'li daha çok bakanlığı vardı çünkü Ulusal Birlik Partisi'nin. Nasıl olacak ben de merak ediyorum. Yani muhalefet mi edecek şimdi Ulusal Birlik Partili milletvekilleri yani orada? Bu ülkede tabii ki siyasi partiler birbirine muhalefet edecek. Ama yine dediğim gibi bir seçime giderken bütçenin geçmemesi bu ülkenin sorunudur artık. Dolayısıyla pek de muhalefet etmeleri gerekmez bu konuda. Bıraksınlar da hükümet artık bütçeyi geçirip ülkenin önünü açacak hareketlerde bulunsun. Çünkü ülke insanımızı biz zora koyuyoruz. Yani siyasi partiler kendi siyasi partilerine rant sağlayacak diye toplumu veya bu ülkeyi düşünmemezlik etmemelidir. Yani bu sorumluluğu da göstermeleri gerekmektedir. Bazı temel farklılıklar var. Yani şimdi bütçe evet hazır ama farklı yaklaşımdaki bakanlar da örneğin görev aldı geçmiş. Örneğin özelleştirme ifadesi yok şeyde. Protokolde. Kamu özel diye yani konuşuluyor. Bir daha farklı model. Çünkü özelleştirme oldu mu? Aslında bambaşka. Tüm siyasi partilerin görüşleri farklı fakat ortak noktada buluşmamalar için bir neden yok. Akılcı davranmak gerekiyor. Eğer bu toplumu, bu ülkeyi düşünüyorsak neyin doğru, neyin yanlış olduğunu oturup hep birlikte karar verecekler. Birçok konuda adım atılmıştır aslında. Yani Türkiye ile birlikte yapılan bu ekonomik işbirliği programında biliyorsunuz e-devlete geçiş çoktan başlamıştır. Bunun tamama erdirilmesi önemlidir. Maliye'de yine çalışmalar tamamlanmıştır. Şimdi bu yeni hükümette ama Maliye'nin almış olduğu ekstradan biliyorsun gümrük, para kambiyo ve hazine dairesi vardır. Bunların esas olarak özellikle de gümrüğün yani vergi dairesine gelir getirecek olan bir kurumun artık otomasyon sistemine geçme durumu var. Yani bunu kaç kezdir söylüyoruz. Gelirlerin artması çok önemli. Eğer gelirlerimiz artmazsa, gelir gider dengelerimizi sağlayamazsak zaten ilgili bakanlıklarda yapılacak olan icraatların önünü açamazsınız. Yani Maliye Bakanlığı'nın esas görevi hem kamu harcamalarını karşılayabilmek hem reform nitelikli bu vergi sistemini geçirmek, gelirleri de artırıp artık projelere de para ayırması gerekmektedir. Yani biraz önce söyledik, ilk kez sağlığa bu kadar çok para ayrılabiliyor, yerel yönetimlere bu kadar çok yüzdelik artırılabiliyor. Eğer bunu başarmışsak, yani denk bütçe olayını başarmışsak ve biz artık iç borçlanmanın ödemelerine odaklanabiliyorsak bu çok büyük bir ilerlemedir diye düşünüyorum. Ama ben. Tabii bütçe... Bu da ilk kez oluyor. Eğer bütçe bunu, bir ayağı. Yani mesela örneğin aynen. Yerel yönetimlere baktığımızda kara bir delik yani ne kadar para ayırsanız mevcut yapıda isterseniz bütün KKDC bütçesini verin. 28 yine belediyeye mi, gene yetmez. Geldik mi yine denetimsizliğe? Yani eğer siz her seçimde siyasi partiler belediyeyi bir oy potansiyeli olarak görecekse ve belediye başkanlarını, o belediyeyi, o siyasi partiye yönelik çalışmalar içerisinde olması için belki de baskı altında da bazı şeyleri yaptırabiliyorsa ve her seçim sonrası o belediyeler daha da çok borca girebiliyorsa demek ki burada büyük bir denetimsizlik vardır. Belediyeler aslında ne diyoruz? Bağımsız olmalıdır. Halka hizmet vermelidir. Aynen muhtarlıklar gibi belediyeler, cumhurbaşkanı. Ama bunun yanında bağımsız olmasa dahi siyasi partilerin esas görevi halka hizmettir. Her seçime gittiğimiz zaman ne deriz insanlara? Size hizmet için geliyoruz, daha iyisini yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bir şekilde artık vatandaşı da alıştırıyoruz biz bu popülist yaklaşımlara. Yine bugün dinlediğim bir şey vardı Ulusal Birlik Partisi'nden. İşte hükümette olmanın
avantajları var, dezavantajları var. Ve buna rağmen biz %36 ile birinci parti geldik diyorlar. Doğrudur. Avantaj şu olmalıdır. Doğru icraatlarınızı yapıp halka hizmet götürebilme bir avantajdır bana göre. Dezavantajları nedir? Eğer siz bu ülkede yapısal reformlar yapmak adına vatandaşın alışmış olduğu, ondan vazgeçmek istemediği, yani zamanında popülist yaklaşımlarla vatandaşa alıştırdığınız, yani erken yaş emeklilik gibi, müşavirlik konusu gibi, bunun gibi birçok konular var. Bu konularda da adım atmazsanız, işte o zaman ya da kırsal arazi dağıtırken kendi partilinize evet yasaldır diyebiliyorsunuz ama bunu dağıtırken siz halkınızın içerisinde insanları ayrıştırıyorsunuz. Belli bir kesime daha çok kırsal arazi dağıtıyorsanız ya da oy potansiyelinizi artırmak adına siz yurttaşlık verebiliyorsanız ve yurttaşlık verirken diğer bir yurttaşın hakkını ön planda tutup da bir diğerine yurttaşlık verebiliyorsanız işte adaletsizlik, işte şeffaf olmayan bir durum ve bundan dolayı da artan oylar. Yani hem dezavantajını hem avantajını kullanabiliyorsunuz. Çünkü bir köyde 70 genç var diyelim, 20'sine kırsal kesim arsası verilir. Diğer 50'si alamaz. Bu nasıl artıya döner? Hiç anlamış değilim. Yani tam aksi olması gerekirken ya da istihdam bir köyde 20 tane kök Ulusal Birlik Partili diyelim aile var. Bir tanesinin ya da iki tanesinin çocuğu iş alındı. Nasıl bu oy artırma olarak geri döner? Bir türlü benim mantığım yıllardır bunu almadı ama demek ki oluyor yani bir şekilde oluyor. Maalesef verilen kişiler seçiliyor. Büyük oy potansiyeline sahip olanlar veya seçimlerde nasıl çalışacağını bilen kişiler seçiliyor ve bir şekilde böyle popülist yaklaşımlarla arazi dağıtımı, yurttaşlık dağıtımı yapılabiliyor. Ben üzülerek izliyorum bunları çünkü sadece seçim kazanmak adına her şey mübahtır deyip hareket etmemek gerekir. Neticede tüm toplumu yaralıyoruz. İşte o zaman da çıkıp siz dört farklı siyasi partinin seçimde oy kaybederek hükümette olma gibi bir hakları olmadığını söylediğiniz zaman kendinize bunları sormanız gerekmektedir. Dört siyasi partinin de neticede bir tabanı vardır, farklı farklı ve %55'e varan bir toplumdur. %36 almak demek sizin her şeyi doğru yaptığınız anlamına gelmez. İlgili bazı bakanlıklarda güzel icraatlar yapmış olmanız demek, hükümet ortağınızla hem Türkiye ile birlikte imzalamış olduğunuz protokolün dışına çıkmadığınız anlamına gelmez. Hem de birlik beraberlik içerisinde saygı çerçevesinde bu hükümeti götürdüğünüz anlamına gelmez. Bunları oturup Ulusal Birlik Partisi içerisinde değerlendirmelidir. Bir müddet muhalefette kalıp da ana muhalefet görevini yürütürken kendi iç dengelerini de sorgulayacak. Ama aynı şekilde Demokrat Parti de kendi öz eleştirisini yapacak diğer partiler gibi. Dolayısıyla sadece yüzdeliklere bakıp da bu dörtlü koalisyon hak etmiyor hükümet kurmayı söylemlerine katılmıyorum ben. Tüm siyasi partiler kendi öz eleştirisini yapsın. Esas amacımız halka hizmettir. Eğer yine bu hizmette kusur eder, yanlışlık yaparsak yine önümüzde seçimler vardır. Yine bu halk ona göre takdirini gösterecektir. Yani bu kadar öfkeye kapılıp da intikamla kurulan bir hükümettir söylemlerinden vazgeçsinler. Dört siyasi parti de bunları duyup ona göre hareket etsinler. Tabii seçim olduğunu, önümüze gene seçim olacak da herhalde muhakkak olacak da ne zaman olacak? Bu seçim sistemine olmaz herhalde diye düşünüyorum. Yani birçok öncelik var doğrudur hükümetin önünde ama herhalde bu da olmaz yani. Bu kadar ucube bir yasayla bir daha seçime girmeyiz herhalde. Aslında Aytu, iyi okuduğunuz, anladığınız zaman bu yasayı, benim söylediğim şudur, çok zamanımız yoktu. Çok yeni geçmiş bir seçim
yasası bu. Halka iyice anlatılamadı ve ne de olmasa siyasiler hangi yasa geçerse geçsin onun bir açığını bulup ona göre çeteleşip bir şekilde seçim sonuçlarına da etki edebiliyor maalesef. Esas olan burada bir iddia ortaya koyun. Bugün başlayalım ve 5 sene sonra seçim olduğunu varsayalım. Her programda anlatalım. Bütün programcılar sadece biz değil. Gene 5. yılın sonunda halk seçimde yüzde en az 10 yanmazsa, oy benmezse bırakırım. Böyle bir sistem çünkü bizim imkan halkımız, ihtimali olamaz yani. Bizim halkımız okumuyor. Doğrudur. Yani ama gazeteyi dahi aldığı zaman sadece başlıklara bakabiliyor altını. Ama çünkü başlık hittir biliyorsunuz. Tabii, yani tabii. Siz alıyorsunuz, ilgi çekecek şekilde getiriyorsunuz. Ama hemen başlığı okuyup yorum yapmaya, dedikodu yapmaya başlıyoruz. Başlığın altını neyle doldurulduğuna hiç bakmıyoruz, okumuyoruz. Hep söylüyorum, bakın polis yasası gündeme geldi. Ya. Yine seçimden önce, bu da seçime yönelik verilen bir sözdü aslında Ulusal Birlik Partisi tarafından. Hiç de altı dolu olmayan. Demokrat Parti olarak biz dedik ki seçime gidiyoruz. Zaman yok yani bunu komitede görüşmeye. Özlük haklarınız, mali konular bunlar görüşülsün. Bir sonraki yani seçimden sonra ki hangi hükümet gelecekse elbette ki bu yasa görüşülmelidir. Ama vatandaşın aklında ne kaldı? Ulusal Birlik Partisi bu yasanın geçmesi için onay verdi. Demokrat Parti ise hayır dedi. Öylece bizi cezalandırma yönüne de gittiler. Bunlar üzücü şeyler. Çünkü bizim halkımızın yani neredeyse %99'u eğitimli, okumuş, okur yazar bir halkımız var. Ama ne kadar okur yazıyoruz veya ne kadar okuduğumuzu anlıyoruz. Esas önemli olan o. Bizim artık siyasi partiler olarak da halkımızı bu konularda hem aydınlatmamız hem bu popülist yaklaşımlardan uzak durmamız gerekiyor. Özellikle de ben seçimlere girdiğim zaman gençlerimizin kutuplaşmasına çok üzülüyorum. Yani sen sol görüştesin, sen sağ görüştesin. Gençler birbirine düşüyor, birbirine hakaret edebiliyor. Sosyal medyada ağza alınmayacak çok çirkin söylemlerde bulunabiliyor. Bizim de evlatlarımız vardır. Bu ülkede bunların yaşanmaması adına artık siyasiler bu eski huylarından vazgeçsinler diyorum ben. Çünkü neticede hükümet ettiğinizde bir bakıyorsunuz sağcısı da solcusu da orada mecliste. Belki ekranların önünde tartışıyor ama arkada gayet de güzel dostluklarını götürebiliyorlar, sohbet edebiliyorlar. Dolayısıyla bunu halka niye yaşatalım? Eğer biz kendi kendimize barışabiliyorsak, seçim seçimdi, dün dündü, bugün bugündür diyebiliyorsak eğer, halkımızın içerisinde de bu ayrıştırmayı yapmayalım. Evet, o önemli tabii. Şimdi yani yaşadığımız, gördüğümüz şeyler bunlar. Çocuklar, gençler boşu boşuna birbirine hakaret edebiliyor, tartışabiliyor. Bunları da siyasilerin sorumluluğunda diye düşünüyorum. Türkiye ile imzaladığımız ekonomi protokolü var. 2018 zaten o protokol çerçevesine gidecek ama hükümet mutlaka oturup bunu hazırlığını tekrar yapacak. Haziran ayından itibaren yani belediye seçimlerinden itibaren oturup bunu birlikte görüşmelidirler. Burada size göre sıkıntı yaratacak unsurlar var mı? Yani hükümetin yaklaşımıyla Türkiye'nin... Ben açıkçası 4 genel başkanında uyum içerisinde çalışabileceğine inanıyorum. Yani bunu görebiliyorum. Dediğim gibi Cumhuriyetçi Türk Partisi eskisi gibi değildir. Tufan Erhurman farklı bir kişiliğe sahiptir. Hukukun üstünlüğüne önem veren bir kişidir. Serdar Bey yılların tecrübeli bir siyasetçisidir. Dediğim gibi geçmişte yapılan hataların, tüm siyasi partilerin yapmış olduğu hataları en iyi bilenlerdendir. O da adımlarını ona göre atacaktır. TDP ile Halkın Partisi ilk kez hükümette yer alıyorlar. Onlar da uyum içerisinde çalışacaklar diye ben görebiliyorum. Çünkü iyi niyettir önemli olan. Özellikle de biraz önce konuştuk, halkımızın içerisinde etnik kökene dayalı söylemler, tartışmalar oluyor. İnsanlarımızı birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bunun da farkındadırlar ve ona göre çok dikkatli adım atmaları gerektiğini biliyorlar. Ben bu konuda güveniyorum 4 siyasi partinin liderine.
Elbette ki genel sekreterler olarak da bizler sıkı takipçi olmalıyız. Çetrefilli konu var mı sizce? Yani mesela az önce söyledim, bu Türkiye ile kaplı konusu ya da ilahiyat konusu. Gerçekten falan. Söylüyorum, hiç şimdiye kadar böyle bir sohbetimiz olmadı ve hep birbirimizle uyum içerisinde çalışmaya özen göstereceğimize söz verilmiş durumdadır. Herkes olayların ve sorunların gayet farkındadır. Ne kadar ciddi olduğunun farkındadır. Bu büyük bir sorumluluktur aslında. Çünkü toplumun büyük bir kesiminin beklentisi var. Şimdi Ulusal Birlik Partisi bu söylemleri yapıyor ama şunu da bilmelidir. Ulusal Birlik Partisi'nin tabanının büyük bir kısmı da bu beklenti içerisinde. Bu dörtlü koalisyondan büyük bir beklentisi var. Ulusal Birlik Partisi güçlü bir parti, köklü bir parti ama bu biraz önce halkın hassasiyetleri konusunu söylediğimizde Ulusal Birlik Partisi'ni dışarıya atmıyorum. Ya da Yeni Doğuş Partisi'ndeki tabanı da yabana atmayalım. Çünkü esas olarak genelde halkın beklentisi birdir. Hangimiz istemeyiz bu ülkede kırsal araziler dağıtılırken veya bunu bir sosyal projeye çevirmemiz gerektiğini hepimiz söylüyoruz. 3-5 kişi siyasi rant sağlayacağına, daha geniş kesime, gençlerimize daha faydalı olabilecek şekilde, ki burası bir ada ülkesi, toprağımız çok önemli, böyle heba etmemeliyiz diye hepimiz söylüyoruz. Aynı şekilde müşavirlik konusundan bahsediyoruz. Artık insanlarımız kamuda daha verimli olacağı bir çağda evine atılmasın. Boşu boşuna oturup maaş alırken diğer bir kesimin, gençlerin tepkisini almasın. Bunu hep birlikte söylüyoruz. Sadece bu dörtlü koalisyon söylemiyor. Ondan dolayı ben toplumsal uzlaşı çok önemli diyorum. Halkın arasındayız, konuşuyoruz çünkü. Ama Ulusal Birlik Partisi'ni yönetenler 2-3 kişi kendi görüşlerini tüm Ulusal Birlik Partisi'nin görüşüdür diye de savunmasın lütfen. Çünkü çok iyi biliyorum. O taban da çok rahatsız. Evet, taban rahatsızsa gereği gerekli zamanlarda ortaya konabilir. Her partinin kendi işleyişi var. Bu hükümetin başarılı olması demek, tüm halkımızın huzur içerisinde yaşaması demektir. Bir umut yeşermesi demektir. Böyle geldi, böyle gitmiyormuş. Demek ki dörtlü koalisyonda daha başarılı işlere imza atılabiliyormuş denilebilmesi önemli. Bakın bu hükümet programında elbette ki 10 bakanlığın da görüşleri var. 10 bakanlıktan her bakanlıkta bir tanesi, o maddelerden bir tanesi olsa işte 10 tane söylenen icraat yerine getirilmiş demektir. Önemli olan da budur. Siz bunu bu halka hissettirebilirseniz artık halk da size olan güveniyle birlikte oturur ve izlemeye devam eder. Sizi takip etmeye devam eder. Evet, bakalım. Umudumuz o, istediğimiz o, evet. Tüm vatandaş olarak. Tabii ki hizmet daha güzel bir yaşam olanağı sağlamak. Hepimizin beklentisi bu. Hepimizin istediği bu Aytun. Ahaliyle. Bakalım hayırlı olsun diyelim tekrardan. Dolayısıyla adım adım. İyi niyetlerle bu dörtlü koalisyonun icraatlarında başarılı olmasını temenni etmek düşer hepimize. Peki. Kolay gelsin diyelim. Yine zaman zaman birlikte, evet, oluruz. Değerlendirmelere devam ederiz. Sayın Afet Hocafer. Hükümet programını takip edeceğiz birlikte. Evet, tabii mutlaka. Mutlaka. Hele bir güven oyu alınsın, icraata girişilsin de beklentimiz. Çarşamba günü herhalde. Bugün, ya çarşamba ya perşembe. Bugün eğer uzun sürerse, eğer 12 geçerse. Perşembeye kalır. Yani bunun uzatılmaması gerektiğine de inanıyorum ben. Çünkü bir an önce hükümetin kurulup bütçenin geçirilmesi gerekmektedir. Evet, peki. Kolay gelsin. Tekrar, evet, görüşmek üzere diyelim. Efendim, Afet Özcafer, Demokrat Parti Genel Sekreteri ile birlikte olduk. Bugün adına ve özellikle hükümet programı üzerinden sohbetimizi gerçekleştirmeye çalıştık. Yarın yine farklı konuklarımızla birlikte olacağız tabii. Ama yeri gelmişken anımsatmamızı da yapalım. Yarın salı. Salı günü biliyorsunuz akşamları Halk Meclisi programımız devam ediyor. Bu hafta da saat 20'de Pınarlı Köyü'nde olacağız. Serdarlı'ya bağlı Pınarlı Köyü. Tüm hem o bölge insanını, o köy insanını hem de bölge insanını davet ediyoruz. Buyurun gelin
bölgelerin sorunlarını aktarmaya devam ediyoruz. Yetkililere onların da bilgisine getirmeye çalışıyoruz bu program aracılığıyla bölgedeki tüm sorunları. O yüzden herkesi bekliyorum yarın bölgedeki insanlarımızı Pınarlı Köyü'ne. Onu da ifade etmiş olayım. Sayın Özcafer'e tekrar teşekkür ediyorum ve yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler. Diyalog TV ekranlarında yepyeni bir program başlıyor. Her salı